Evet hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevdiğim, uzun zamandır yapmak istediğim bir bölümü yapacağım. Bostanlı lezzet turu yapıyoruz. Sizinle beraber çok beğendiğim lezzet duraklarına götüreceğim sizi. Haydi o zaman vakit kaybetmeden bu bölüme başlayalım. Hava güzel, deniz güzel, lezzetler güzel. Bu bölümde çok güzel olacak. Ama çok iyi anlayabiliyorsunuz bakın. Burada ne var içinde? Şöyle dilleri görüyorsunuz. Altta eritilmiş kaşar peyniri. Bu pizza fırından geldi arkadaşlar. Ay 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 ay. Şuna bakar mısın ya? Ben öyle topla değil. Benim bıçakla. Bıçak benim elimdeki bıçak. Evet şimdi arkadaşlar ilk durağıma geldim. Bostanlı'da. Burada gerçekten oturmaktan çok keyif alıyorum. Böyle köşe dükkan, dekorasyonu güzel, müzikleri güzel, böyle Fransız esintileri var biraz. Tatlıları güzel ama bu sefer kahvaltıya geldik. Çünkü kahvaltısında çok keyif alıyorum kahvaltısını yaparken. O yüzden burayı göstermek istedim. La Mere Peri. Bakın şu dükkan. Görüyorsunuz değil mi? Çok keyifli. Gelin beraber oturalım. Şöyle güzel bir Bostanlı turu yapalım. Keyifle başlayalım. Hadi. Olsun bak. Tontişi görüyor musun? Minnoşu. Burada bizi karşılıyor. Merhaba. Merhabalar. Ne haber? Bu buranın sahibi büyük ihtimal. Nasılsın? Merhaba. Kolay gelsin. Bunu sevebiliyor muyduk ya? Sanki saldırıyordu severken. Öyle bir şey mi vardı? Biraz aç. Ha tamam. Aç mı? Evet şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi abi? Servet. Servet abiyle şimdi. Valla burayı gerçekten çok seviyorum. Kahvaltıya geldik. Hoş geldiniz. Bostanlı'da güzel bir serin böyle ekmek üstü. Evet, krok madam yapıyoruz. Evet, madam değil mi ismi? Evet, o da şeyden ben okudum neydi? Şapkaya benzediği için madam demiş. Yumurtalı şapkaya benziyor. Evet, yumurta şapkaya benziyor. Ve krok mesleği var. Fransız şapkalarına benziyor aynen. Tabii. Şöyle de menüleri gösterelim, fiyatları gösterelim. Hemen gelmişken çünkü onu çok soruyorlar. En sonda söyleyeceğim başta görmüşken göstereyim. O zaman abi nasıl onlar? 3 peynirli var, hindi fümeli var. Mozzarella cheddar kaşar var. Tamam. Dana baconlı, hindi fümeli. Dana baconlı arkadaşım var, ona yaptırıyorum kendisi imalatçı. Aa, öyle. Tavsiye ederim zaten. Tamam o zaman ondan alalım bir tane. Tamam. O zaman biz geçelim yerimize. Hadi görüşürüz. Evet şimdi geçiyoruz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir kahvaltı. Hafif bir kahvaltı yapacağız. Öyle başlayacağız. Çünkü daha yiyeceğimiz çok şey var. Şimdi bunun adı neydi? Dur bakayım sana. Madam. Krop madam. Üstündeki de Fransız şapkasına benzediği için, kadın şapkasına benzediği için madam denmiş. Ben bunu nasıl keşfettim? Burada ben kahve içiyordum. Normalde kahve içmeye işte San Sebastian var. Onu yemeye geliyordum. Ama içeriden bir tereyağı kokusu geliyor. Acayip bir tereyağı kokusu geliyor. Dedim ne oluyor burada ya? Yani ne var yani bu kadar tereyağı kokan? Abimiz bunu yapıyormuş. Yaklaşır mısın? Şimdi bu ne var? Şöyle bir 2 dilim ekmek var. İçerisinde dana bacon, mozzarella var. Tereyağı ve zeytinyağı ile karışık bir yağ ile üzerine kızartıyorlar. Ve göz yumurta. Çok güzel, nefis. Bence yeterli bir kahvaltı arkadaşlar. Bir kişi için. Şöyle bir keselim mi? Ne yapalım? Şunu şöyle bir kenara koyayım bunu patlatmadan. Şunu bir keselim. Ne var içinde görelim hadi. Bostanlı turuna başlarken böyle başlamak bence güzel oldu yani. Bir arkadaş yapıyormuş dana bacon'ı da. O yüzden öneririm dedi. Normalde hindi füme yiyordum. Dana bacon'ını ilk defa deneyeceğim. Şunu biraz daha küçülteyim. Biraz tuz, işte karabiber. Çok lezzetli ya gerçekten. Çatalı bırakıp elimle giriyorum artık. Ayrıca burada çok sevdiğim bir şey var. O da nedir biliyor musun? San Sebastian. Yani İzmir'de sanırım yediğim ilk 2 hadi 3 diyelim. Şimdi sıralama yapmayayım. Çünkü ayıp oluyor sıralama yaparsak. İlk 3'e çok rahatlıkla giren bir San Sebastian'ı var. Sabah sabah ama olsun size göstermek istiyorum. Kreması, kıvamı çok başarılı. Onu da söyleyeyim ben şimdi. Evet. Kahvaltının kokusunu alan bir dostumuz. Aman hayır oğlum. Ne haber? Kahvaltı mı çekti canın senin he? Tosun tosun bu. Şunu sana bak. Çok iyiymiş bu dana bacon ha. Bunu sana vereyim. Gel. Gel. Ay. Ye bakalım. Valla ben çok beğendim. Bak bu da beğendi, görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki kediye zaten bir şey veriyorsunuz, yiyorsa o ürün güzeldir arkadaşlar. Bunlar bizden daha seçici. Heh, aferin. Bakın tamam, yok sakin. Heh. Biraz da saldırıyormuş bazen de, o yüzden biraz korktum açıkçası. San Sebastian'ı bekliyoruz. Evet. Evet dostlar, San Sebastian'ımız geldi. Şöyle göstereyim size. Yaklaşır mısın lütfen? Şu San Sebastian'da biliyorsunuz klasik bir hareket var. Şunu yaptığınızda kıvamı çok iyi anlayabiliyorsunuz bakın. Tadını alacağım ama keşke siz de hani videoda alabilseniz. Ama Bostanlı'ya gelirseniz mutlaka şu San Sebastian'ı yemek için buraya gelin. Ben normalde diyetteyim bu arada. Ama YouTube çekimlerinde bunu bozuyorum. O yüzden çok keyifli hissediyorum kendimi. Şanslı hissediyorum. Şu dilimi yiyelim. Bir tanesini yiyebilirim en azından yani. Benim Bostanlı turum devam ediyor. Daha gideceğim güzel yerler var. O yüzden ben buna devam edeyim. Siz de izlemeye devam edin. Hadi o zaman diğer durakta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Bostanlı turu dediğimde kime sorsam bana Çağdaş Büfe söyledi. Burada dilli kaşarlı diye bir sandviçi var. Çok meşhurdur. Gördüğünüz üzere eski de bir yer. Gidelim hadi. Çünkü şöyle, sanırım onun saati var. Yani belli bir saatten sonra dilli kaşarlıyı bulamıyoruz. Saat daha 11, büyük ihtimal vardır diye düşünüyorum. Gidelim tadına bakalım hadi. İlk önce kaşarı eritiyoruz ve ekmek, sandviç ekmeği. Sandviç ekmeği. Kaç yıllık usta Burak? 31 bitti, 32. yıla girdi. Hay maşallah. Eski yani sandviçin tarihi. Tabii. Bu dil. Bu dil. Ne dili hocam? Dana dili. Dana dili. Uzun iki menümüz var. Domates, brokoli, mayonez koyuyoruz. Hocam bu dilli kaşarıyı başka yapan var mı ya? Ben hiç yani ama denk gelmedim yani böyle. Ağırlıklı olarak füme dil, hazır füme dil kullanıyoruz. Evet, fümeli yapıyorlar. Biz tamamen kendimiz işliyoruz, her şeyini kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla bizimki biraz da... Bu dili nasıl yapıyorsunuz? He. Füme yapmıyorsunuz siz bunu. Yok, kaynatıyorsunuz. Hazır kullanıyoruz. Anladım şu, evet. Eline sağlık hocam. Bir tadına bakalım hadi gidelim. Arkadaşlar dilli kaşarlığımızı aldık. Şimdi görüyorsunuz, şöyle içini göstereyim size. Bayağı bol. Ağırda çok da meşhur burada. Ne var içinde? Şöyle dilleri görüyorsunuz. Altta eritilmiş kaşar peyniri. Videoda da gördüğünüz gibi orada eritiyorlar. Dil, bunun içinde soğuk, biraz söğüş gibi tadı. Domates var. Yeşillik var ve maydanoz var. Şimdi tadına bakacağız. Çok enteresan. Şöyle göstereyim size şu dilimizi. Tadına bakalım nasıl şöyle. Alo. Güzel bayağı. Bu arada ben ilk defa yiyorum ha bunu. Güzel, ürün güzel. Burada bayağı kalabalık oldu, biz geldik, yerimizi bulmuşuz ilki erkenden. Şimdi şu arkadaşlar dolu dolu dilli kaşarlı. Şu anki fiyatı 60 lira. Aklınızda olsun. Ben şimdi bunu yemeye devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet hanımlar beyler, şimdi Bostanlı'nın güzel sokaklarında gezerken, şimdi neredeyim biliyor musunuz? Burası Bostanlı'nın deresi, çok meşhur dere. Şurada Bravo Pastanesi var. Oradan ilerledikten sonra burada çok sevdiğim bir Berliner dükkanı var. Çok güzel Berlinerleri var. Çok da keyifli bir mekan. Beraber Tadon dedi, neredeyiz? Heh, şurada bak. Bono, yanında Blanco. Görürsünüz, buradan geldikten sonra görürsünüz hemen. Bono dükkanın adı. Oraya gidelim. Evet şurası. Küçük bir dükkan, güzel bir dükkan. Gelin. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, teşekkür ederiz. Güzel. Şimdi yoğun çalışıyoruz. Berlinerlere ben bayılıyorum gerçekten. Hı-hı. Çok seviyorum. O yüzden Bostanlı turunda da dedim ki bir dahil etmemiz lazım. Teşekkür ederim. Özellikle şu çikolatalı. Çikolatalı bademli. Evet. Hı-hı. Ondan alalım bir tane. Tabii. Şöyle güzel vitrini de gösterelim, neler var. Normal çikolatalı var. Kremalı var. Ha, kremalı var. Ve marmelatlı var. Marmelatlı ve brownie. Brownie de çok güzel aslında. Brownie de çok güzel, evet. Ama bizim daha gideceğimiz çok yer olduğu için şunu yesek bizim için yeterli. Bir de bunun yanında ne içelim? Bunun yanında size cool lime yapalım. Tamam. Hem çok yakışıyor. Fresh bir şey. Evet, fresh bir şey. Kahvesiz. Sıcakta güzel gider. İyi, tamam. O zaman tamam, yanında da onu istiyorum. Tamam. Ben bunu alıp geçiyorum. Tamam, lütfen. Tamam, okey. Evet, cool lime'ı da aldım, geldim. Burası self servis. Evet arkadaşlar, çok güzel durmuyor mu ya? Ben bunu vallahi çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle şu Berlinerlisi diyorum, neydi ya, bademlisi çok iyi, çok güzel. Ne demiş Tarkan? çok seviyorum. Hem de çok. Tam kalbime geldi ok. Bunu Berliner için söylemiş olabilir. Şimdi nedir abi? Bunu bir açıklayalım. Şimdi Berliner dediğimiz marmelatlı oluyor aslında, orijinali. Almanya'da bunu çok yapıyorlar. Ama biz böyle kendi tarzımıza uygun olarak biraz güncellemişiz. Bence daha da güzel olmuş. Ben marmelatlısını çok beğenmiyorum açıkçası. Yani böyle sanki reçelli ekmek gibi geliyor. Tabii ki formu biraz daha farklı. Hani abartarak söylüyorum ama bu çikolatalı olan bence çok daha başarılı ve güzel. Özellikle bademlisi. Şöyle böleyim. Tabii burada çatal bıçak da var ama bunun orijinali, asıl olanı elle bölmek. Nereden başlayayım? Şöyle yapayım. Yaklaşır mısın? Evet, bakalım. Aman 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 aman. Ay 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 ay. Şuna bakar mısın ya? Çok güzel değil mi? Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Batırmadan yiyeceğiz. Hmm. Peçeteye dokunamadım bile yani. Şuna bakar mısın? Kirlenmek güzeldir diye bir şey vardı, slogan. Çikolatalanmak güzeldir de diyebiliriz. Temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Gerçekten zor yemesi ama çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Bunu da şuraya koyayım. Evet, gerçekten biraz dağıttık. Ama çok lezzetli arkadaşlar, ama bıçakla. Bundan sonra öyle yiyeyim, kabul ettim yani. Evet, hamuru çok güzel. Özellikle her sabah taze taze çıkıyor. O yüzden sabah gelmenizi burayı tavsiye ederim. Bu saatlerde en taze şeklinde yiyebilirsiniz. Genelde akşama da kalmıyor buradaki ürünler. Bitiyor yani 5-6 gibi. Şunu bahsedeyim. Bu da cool lime. İçinde yeşil çay var. Limonata var. Üzerinde de nane ile beraber eklenmiş. Güzel bir fresh. Sıcak havalarda özellikle güzel giden. Çok da tatlı değil bu arada. O yüzden bunun yanında söyledim. Nane kokusu bayağı güzel geliyor. Aklınız olsun yani, bununla beraber güzel bir eşleşme olabilir ya da espresso, americano olabilir. Evet, ben bir çatal daha alıyorum. Şunu fiyatlarından bahsedeyim. Fiyatları neydi bunun? Ben bir öğreneyim geleyim. Evet, fiyatını da öğrendim arkadaşlar. Bademli Berliner 29 lira. 27 liradan başlıyor. Sanırım o marmelatlısı 27. Şu da 32 lira. Güzel. Güzel bir Berliner'le Bostanlı turuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da gideceğim güzel yerler var. Bunun gibi güzel öneriler gelecek. O zaman ben de bunu bitireyim. Yavaştan kalkalım. Evet hanımlar beyler, tatlımızı yedik. Sonra baktık ki tatlıdan sonra ne oldu? Tuzluya da ihtiyacımız var. Tekrar güzel bir yere geldim. Neredeyim? Burası Bostanlı'nın nasıl diyeyim? Otoparkı. Gerçekten öyle. Şöyle göstereyim. Bostanlı'nın otoparkı. Herkes bilir burayı. Biraz ilerimizde sahil var. Orada hemen arkadaşlar Soledo var şurada. Güzel bir pizza yiyeceğiz. Ben keyif alıyorum pizzalarını yerken. Burayı da size göstermek istedim. O zaman gidelim. Şöyle bir tadına bakalım. Bir de salatası var. Bir de sosu var. O çok güzel. Hadi. Evet arkadaşlar, daha saat 12, dükkanın açılışına yetiştik neredeyse. Normalde akşam burada yer bulmak çok zor oluyor. Ama şimdi daha yeni açılmış. İlk pizzalarını büyük ihtimal biz yiyeceğiz. Hadi o zaman gidelim. Şöyle güzel bir pizza yiyelim be. Karnımız acıktı. Değil mi? Hoş geldiniz. Çok erkencisiniz. Ha böyle ya. Ne yapalım anca. Biz sabahtan başlıyoruz çekime. Hoş geldin. Gidelim. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Abi nasılsın? İyi diyelim, yolum. Sizler nasılsınız? İyidir. Şöyle bir mutfağımız var. Taş fırın değil mi bu? Odun ateşinde yapıyorsunuz. Doğalgaz beslemeli. Odun. O hisse alıyoruz yani. Hisse alıyoruz. Kolay gelsin. Banda hazırlığımız yapılıyor fırının içinde. Olsun, biz bekleriz, hiç önemli değil, yavaş yavaş. Oturalım o zaman, şöyle içeriği de gösterelim. Nereye otursak? Bakalım. Şimdi şöyle bir QR kod menü var arkadaşlar. Onu okutayım hem de size menüyü göstereyim baştan. Buyurun. Şöyle pizzamız var. Salatalar. Şimdi biz pizza söyleyeceğiz. Açılıyor. Şöyle fiyatları da hem göstermiş olurum size. Ne söyleyelim? Maşallah bayağı da pizza çeşidi var ya. Heh, işte benim favorim bu. Tandırlı pizza. Bundan küçük boy. Küçük boyu da gayet büyük. Küçük değil. Bunu söyleyelim. Bir de salata söyleyelim. Suda mozzarella. Bu ikisini söyleriz. bununla devam ederiz diyebiliriz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, şimdi biz bir tandırlı pizza, küçük boy. Bir de salata, o da suda mozzarella'da. Suda mozzarella salata olacak. Aynı anda getiriyorum. Aynı anda. Mac and cheese bir de. Mac and cheese. Üçü de aynı anda gelirse süper. Tamam. Teşekkürler. Haydi bakalım, bekleyelim şimdi. Bu işin en kötü yanı da beklemek. Evet, tandırlı pizza fırından geldi arkadaşlar. Fırında gerçekten nefis bir makarna. Şimdi arkadaşlar güzel bir soframız var. Şunu hemen göstermek istiyorum. Soğumadan şunu bir kaldıralım. Mac and cheese. Evet. Bakar mısın abi? Bu nedir ya? Bu nedir? Ben çektikçe gidecek bu. Şöyle dağıtmadan bir kaşık bunun tadına bakayım, almış ama çok sıcak. Gerçekten peynirden, ben hani çekim için değil, normalde de geldiğimde bu kadar peynir oluyor gerçekten. Yaklaşırsan göstereyim şu peyniri. Bakar mısın? Şöyle alalım. Bir tadına bakalım. Yiyebilirsek. Evet. Aynen, peynir oranı çok iyi. Gerçekten yüksek. Ve lezzetli. Ya fırında mac and cheese, onu da söyleyeyim. Yani normalde bildiğiniz gibi haşlama gibi yapmıyorlar. O yüzden bu görsel şöleni daha yüksek tabii ki. Bir de fırının varsa abi yapacaksın yani, mis gibi. Şimdi pizzalarını da gösterelim. Hatta bunu kaldırayım mı yani? Gözüm kaldı. Yeter artık. Şu kenara koydum. Şimdi masayı boşalttım, rahat rahat çekeyim. Bu da arkadaşlar tandırlı ve mantarlı bir pizzamız. İşin içine tandırı girince zaten yani. Tandırı girdikten sonra gerçekten bakın, sulunu görüyor musunuz? Sulu sulu. Tandırın girdiği her şey güzel oluyor. Üstünde de bir kuşkonmazımız var. Bunu da şöyle bir koyalım, bir tadına bakalım. Bu da çok iyi. Bir de şöyle küçük boy bu arkadaşlar. Yani bir kişinin rahatlıkla doyabileceği bir pizza. Hani iki kişi gelirseniz orta boy söyleyebilirsiniz. Fiyatları gördüğünüz zaten göstermiştim. O yüzden hani küçük boy deyince insanın aklına çok küçük geliyor. Bence bu diğer yerlerde küçüklerden biraz daha büyük. O yüzden rahatlıkla yenebilir. Şimdi şöyle iki tane sosu var bunun. Bir jalapeno, bir de köz biber sosu var. Kırmızı köz biber sosunu ben çok beğeniyorum. Şimdi şu köz biber sosunu şöyle bir dökelim. Yalnız bu köz biber sosunu ben salatada da çok beğeniyorum. Şimdi o salatanın üzerinde de deneyeceğim ama. Şimdi arkadaşlar şöyle salatayı da başrole koyalım. Şimdi ne söyledim? Suda mozzarella'da bir salatamız var. Burada arkadaşlar suda mozzarella'ları kendi yerinde yaptırıyorlarmış. Yani bir peynircide özel olarak yaptırıyorlar. Şöyle bakayım tadına. Ya, tuzsuz beğendi tabii. Üzerinde pesto sos var. Onunla beraber tatlanıyor. Pesto sos tatlandırıyor bunu. Marul, içinde roka var. Porsiyonu falan büyük salata için. Ve şu sosu ben burada kullanıyorum. Gerçekten de eklemenizi tavsiye ederim. Pesto ile de karıştırırsak şöyle bir de maruldan alalım. Bakın böyle çok güzel oluyor. Aklınızda olsun. Ya salatanın porsiyonu da başarılı. Fiyat performans oranında iyi. Turumuz burada devam ediyor. Bostanlı. Gidilecek çok yer var gerçekten. Yani şimdi ben düşünüyorum, birkaç tane durak daha ekledim. Sanırım bugün 5-6 değil, hatta 7 durağa kadar çıkacak. Ama gidemediğim yerlerde çok olacak. Bunu her videoda söylüyorum, biliyorum ama yani güzel yerler var İzmir'de. Yani Akhisar'da da güzel yerler vardı. Menemen'de de. Yani o yüzden ikinci tura illaki ihtiyaç duyacağız. O zaman da oralara gideceğiz. Yani sakın bana ya buraya niye gitmedin demeyin. Ben de biliyorum ama maalesef yetişmiyor. Siz de yani izleyecekseniz ben çekerim 2 saat. İzler misiniz? 2 saat izlerseniz çok sevinirim zaten. Neyse. Bir durak sonra daha görüşeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle bir resitans yaptım vallahi size efendim. Süper. İyi mi böyle? Evet hanımlar beyler, şimdi kaçıncı durağımız hatırlamıyorum. Sanırım 5 oldu. 6 mı oldu acaba? Güzel bir çiğ köfte yiyeceğiz. Gerçekten önerilen bir yer ve ben de önceden tadına bakmıştım. Biraz farklı yani, diğer yediğimiz o kurumsal çiğ köfteciler gibi değil bence. Güzel bir yer. Nereye geldik? Gösterelim. Erbab çiğ köfte. Buranın yeri değişmiş. Daha yeni değişmiş herhalde. Çünkü ben daha içerideydi. Bostanlı Caddesi'nin üzerindeydi. buraya gelmiş. Güzel olmuş. Biraz daha büyümüş. Oturma yerleri falan var. Önceden oturma yerleri çok fazla yok. Gidelim bir çiğ köftenin tadına bakalım. Size de gösterelim nasıl oluyormuş. İçeriye nar ekşisi sokmuyormuş. Öyle dedim. Hadi bakalım. Hocam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? İyidir. İsim neydi hocam? Murat. Murat. Evet abi. Vallahi ben de eskiden tadına baktım burada. Güzeldi. Sonra eyvallah da biz takipçilere sorunca dediler ki buraya gitmemiz lazım. Sağ olsunlar. Biz Bostanlı turuna ekledik. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi nasıl bir çiğ köften var? Adıyamanlısın. Aynen abim. Yani fark buranın tabii Adıyaman çiğ köftesi. Bu işin çıktığı yer. Yani şöyle diyeyim, bölgesel. Çiğ köfte yani bölgesel. Tabii oralar Adıyaman falan yok eskiden yani. Diyarbakır, Adıyaman aynı. Evet. Komagene Krallığından kaynaklı. İşte çiğ köftenin doğuşundan o dönemlere geliyor. Urfa'nın, Adıyaman'ın. Orası bir bölge zaten. Ben bölgesel olarak söylüyorum. Tabii. Yani ne Adıyaman'ın ne Urfa'nın. Ama Adıyaman etsiz olarak piyasaya girdi. Hmm. Yani 2008 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından etli çiğ köfte yasaklandı. Ben de taraftarı değilim. Usulü evde yapılması, tabii, aile ortamı, arkadaş, biz akşam yemeklerinden sonra çiğ köfteyi yaparız. Yani bir meze, oturup sohbet, çay, çiğ köfte hep beraber yaparız. Değil mi? Aynen. Muhabbettir. Bir de daha sağlıklı oluyor sen. Aynen. Yani. Hemen tüketiliyor çünkü. Tabii hemen tüketiliyor. Hemen tüketilmesi lazım. Sıcakta olmaması lazım. Kaldığı zaman da ertesi güne biz onu kızartırız, bastırırız. Ya da kızartırız, mükemmel olur sabah kahvaltısında falan, mükemmel olur. Nane koyuyorlar. Aynen, bizim Adıyaman yöresinde şu kadar malzeme yoktur. Orada nasıldır ama tezgahların üzerinde yeşillikler olurdu. Maydanozu, nanesi, turşusu. Yaklaşık 4. senemize girdik Bostanlı'da. Bittikçe hep taze taze olmasına özen gösteriyoruz. Meslektaşmışız bu arada. Aynen, jeoloji mühendisiyim. Ben de jeoloji mühendisiyim. Bıraktık işi gücü. Aynen vallahi abi. Bastır Ankara gücü biz. Bu ne, nasıl bir porsiyon ya? Bu çok büyük oldu. Şöyle bir porsiyon abi. Bu bir porsiyon. Yani bu şöyle diyeyim, siz geldiniz diye yaptığım bir porsiyon değil. Tamam. Normal müşterime yaptığım da porsiyon. Evet. Bu porsiyonumuz hazır. Bu porsiyonumuz hazır. Evet, güzel. Tandır lavaşı. Hazır lavaş değil yani. Hazır lavaş değil. Bu da iki partide geliyor. Hep taze geliyor. Yani bir partide gelip nar ekşisi. Nar ekşisi kullanmıyorsun efendim. Niye kullanmıyorsun hocam? Ya nar ekşisini kullanmama sebebim, ben atamdan ne gördüysem öyle devam ettim. Onlar kullanmıyor. Yani baskın geliyor. Nar ekşisi zaten şu anda piyasada bulunan nar ekşileri sos, hep tabii. Şekerli, sos, şeker. Evet. Şeker. O ne yapıyor? Bağımlılık yapıyor ve tadı bastırıyor. Bu sefer doğru, çiğ köftemizdeki baharat tadını alamıyoruz. Sarımsağın, soğanın, yani çiğ köftenin özünü kaybetmiş tabii oluyor. Sadece nar ekşisi tadı gelmiş oluyor. Arkadaşlar şöyle güzel bir porsiyonumuz var. Size şöyle göstereyim. Gerçekten de lezzetli ve can çektiriyor. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Bir dürüm yapalım. Şöyle ya da marulla yiyelim ya. Marulumuz varken niye dürüm yapıyoruz değil mi? Şöyle. Nar ekşisi kullanmıyorlarmış. Biz de saygı gösteriyoruz tabii ki. Şimdi vardır bir bildikleri. Ustamdan öyle öğrenmedim dedi. Adıyaman'da da nane kullanıyorlar. Ben Adıyaman'da da denediğimde içine nane eklemişlerdi. Baskın bir tat ama lezzetli oluyor. Şöyle bir tadına bakalım. Vay güzel abi. Vallahi çok farklı. Güzel, aroması çok iyi. Baharat oranı çok dengeli. Hiçbir baskın değil. Ben çok beğendim. Vallahi ben tadını unutmuşum ya. Çok güzel geldi. Arada hatırlamak lazım. Çok beğendim ya. Elinize sağlık. Süper olmuş. Bu arada arkadaşlar bunun fiyatını söyleyeyim. Şöyle porsiyon olarak 40 lira. Yanında gördüğünüz gibi dürüm de 25 liraymış. Hakkınızda olsun. Fiyatları da başarılı. Yani Bostanlı turuna dahil edilir. Aklınızda olsun. Buralara gelirseniz eğer mutlaka uğrayın. Evet hanımlar beyler, Bostanlı'da çok güzel bir yere geldim. Manzaramı görüyorsunuz. Bostanlı Balıkçı Barınağı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biraz Mavişehir'e yaklaştık tabii ki ama ismi öyle diye geçiyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı. Burada güzel bir balık yiyelim. Taze taze. Hadi ister misiniz? Gidelim. İşte buralar Bostanlı'daki balıkçıların teknelerini bıraktığı yer arkadaşlar. Şöyle martılarla beraber güzel bir manzarası var. Hadi bakalım girelim şimdi. Şöyle bir yer arkadaşlar. Burada deniz kenarında balık ekmeğimizi yiyeceğiz ama kahvaltı falan da yapabiliyoruz burada. Kendi malzemelerinizi getirirsiniz buraya. Domatesinizi, peynirinizi kurarsanız, buradan da çayınızı alırsanız, oh, deniz kenarında mis gibi. Hadi gelin. Evet. Hocam kolay gelsin. Buradan alıyoruz. Oradan sonra alıyoruz değil mi? Yarım ekmek alalım abi. Bir tane mi oluyor? Bir tane sardalya zaten. Yani bir de köfte var istiyorsun. Yok, sardalya olsun. Meyveli soda var mı? Bir meyveli soda, bir de gazoz alalım. Bir de gazoz. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Tek yarım ekmek oluyor. Aynen. 48 yapıyoruz. Eyvallah. Onları götüreceğiz. Tamam. Biri buraya, biri diğer tarafa taşıyacağız. Heh, tamam. Sağ olun. Şimdi pişimizi buraya verelim. Hocam kolay gelsin. Bunu şimdi mi vereyim? Gazoz. Vereyim yoksa yemekten sonra sen? Yemekle alayım ya. Değil mi? Heh, tamam. Evet, balık. Hocam kolay gelsin. Bir yarım ekmek sardalyamız var. Sardalya değil mi balık? Evet, onu sizden getirdim. Heh, tamam, eyvallah. Evet, oturuyoruz şimdi, oraya gelecek. Porsiyon da güzelmiş aslında ama şurası güzel. Şöyle oturalım, şuraya oturalım ya. Burası güzelmiş bayağı. Güneş var biraz ama olsun ya. Tam deniz kenarı ha. Servis arkadaşlar. Burası balımızı getireceklermiş ama. Şunu da çıkarayım, rüzgar yok. Yani gün batımına gelsek daha güzel olur. Tabii ama o zaman da yer bulamayabilirdik. Şimdi gazozumuzu söyledik. Balık gelene kadar çok sıcakmış hava. Yani bugün bu kadar sıcak olmayacak diye düşünüyorduk ama manzara çok güzel değil mi? Teşekkürler. Balıkçı teknemiz. Şöyle de bir sardalya ekmeğimiz var arkadaşlar. Soğanla da güzel olur gerçekten ama güzel soğan. Şöyle de balık ekmeğimiz arkadaşlar. Yarım ekmek 35, çeyrek 25, porsiyon 55 lira. Bence fiyatlar çok başarılı. Gazozla 7 lira. Şöyle bir manzarada denizin tam dibinde bunu yakalamak bu fiyata çok iyi. Tabii burayı akşam böyle gün batımında gelmek çok daha keyifli olurdu ama yer bulma ihtimalimiz zordu. O yüzden garanti etmek istedim, şöyle deniz kenarını göstermek istedim size. Sardalyasının tadına bakalım nasılmış. Şöyle Ege bölgesinin klasiği sardalya. Nereye giderseniz gidin ekmek arası sardalya verirler. Gayet güzel. Biraz tuz atayım. Vallahi güzel bir balık ekmek arkadaşlar. Yani Bostanlı'ya bilenler biliyordur zaten buraya ama bilmiyorsanız eğer, şehir dışından gelecek olan varsa mutlaka şurada bir çayını içsin. Köfte ekmek de var. Ya da ne bileyim, kendiniz bir şeyler getiriyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Çayınızı alırsınız. İşte domates, peynirinizi burada. Nefis bir kahvaltı olur. Balık da güzel. Afiyet olsun bana. Lezzet turumuz devam ediyor. Çok efsane bir yere gideceğim şimdi. O yüzden izlemeye devam edin. Gerçekten nefis bir insanla tanıştıracağım. Manzaramızda böyle sizi bu güzel deniz manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. İyi gezmeler, izliyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet sanımlar beyler, şimdi çok güzel bir dondurma yemeye geldik ama bunun dışında çok efsane bir adamla tanıştıracağım sizi. Arif amcayla tanıştıracağım. Dondurmacı Sultan Baklava'yla. İstiyorsanız beraber girelim hadi. Arif amca oradaysa, ki orada gördüm. Her zamanki gibi neşe saçıyor hayata gerçekten. Her gün takip ediyoruz. O köftecilerle canımızı alıyoruz. Yapma bunları. Eyvallah, görüşürüz. Arif amcam, nasılsın? Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyisin? Sağ olun. Şeref verdin. Estağfurullah, sen şeref verdin bize. Sağ olun. Şimdi ben sana bir mikrofon takayım. Senin sohbetini herkes daha rahat duysun istiyorum. Evet. Belki çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Estağfurullah ya. Sağ olun. Arif çok şükür sen varsın. Hizmet ediyoruz. Çok şükür müşterimizle ilgileniyoruz. Vallahi herkes memnun. Evet. Güzel bir dönem geçiriyoruz. Ne güzel. Allah şükürler olsun. Senin dondurmalarını yemeği yedikten sonra kötü olabilir, yani, memnun olmamak olabilir mi? Elimden geleni yapıyorum. Bostanlı'da aşağı yukarı 3 ay sonra 40. senemi tanıttım. Meslekte ya. 50. yılımı tamamlayacağım. Ey maşallah. Hep buraya da... vermiş olduğu şeylerle, desteklerle evet. yapıyoruz. Bizim bıçağımız var. Bıçakla kesiyoruz. Öyle top top değil. Bizde top yok. Çikolata veriyoruz, süt veriyoruz. Sütümüzü yeni açtık böyle. Bıçakla keseceğiz. Böyle. Böyle. Kestik bıçakla böyle. Şimdi bitter çikolata veriyoruz. Bir de senin şey vardı ya. Ne? Yaban mersini. Üzüm müydü? Ha şey oha. Oha oha. Tamam. Oha'dan verelim. Beğendiniz mi Oha'yı? Herkes çok beğeniyor. Dondurmalarını biliyorum. Sağ ol, eksik olma. Ama şimdi bizim izleyiciler tabii ki bilmiyorlar. Tabii. O yüzden senden bir duymak istiyoruz. Nelerin var? Söyleyelim. Hangisi şimdi senin hepsi böyle ev yapımı, el emeği, göz nuru, yılların dondurmacısı. Pazardan buraya meyvelerimiz. %100 doğal. Aynen. Hiç katkı maddesi yok, vesaire yok. Yok. Kendi sularımda yapıyorum saleplerini. Tamam. Hepsini yani tamam mı? Evet. Ondan sonra çok az miktarda süt var. O yüzden kendileri %100 doğal. Doğal. Gelelim Hindistan yani, cevizi. Survivor'daki koko. Koko. Survivor'daki koko. Aynen. Ben onu sularına Hindistan cevizini rendeleyip tamam bir günde bekletiyorum. O zaman o suyunu da Hindistan cevizi çekmiş oluyor. Çekiyor tabii evet. içine. Gelelim bal bademe. Bal badem. Bal badem bunu krokan diyor çoğu. Ben krokan yapmıyorum. Benimki bal badem. Şekeri bademle karıştırıyorum. Tamam. Normal süt dondurmamıza. Aha. Limonumuz dediğimiz gibi %100 doğal. Kestanemiz bildiğiniz gibi Bursa'dan getirdiğimiz kestanelerimiz. Bu atom benim bir özelim. Bu Türkiye'de hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. Nedir yani? İçinde incir, kuru üzüm, kayası, yer fıstığı ve ceviz var. Oo, çok güzel. Emekli ama gençlerin çok sevdiği bir dondurma. Şimdi senin enerjin nefis zaten. Yok, enerjinin zaten 0-6 yaş grupları benden ondan veriyor. Değil mi? Onlar veriyor. Öyle bir şey var, sen onlara ücretsiz dondurma veriyorsun evet, burada. Evet, 39 seneden beri 0-6 yaş grubu. Hatta Instagram'da daha önce şöyle bir şey vardı. Ben 6 yaşındaydım, babam beni o amcaya götürüyordu. O amca para almıyordu. Evet, bana yazdılar onu. Evet. Evet. Ondan sonra şimdi ben oğlum 6 yaşında götürüyorum. O amca oğlumdan da almıyor. Tamam, bundan ya. Daha güzel, bundan daha büyük mutluluk yok benim yok, için. Değil mi? Evet, ben o mutluluğu yaşıyorum. Sen de o enerjiyi alıp insanlara evet, aktarıyorsun. Onlar bana büyük, bebeler bana büyük enerji veriyor. Tamam, benim sütse... artık bu saatten sonra zevk için çalışıyorum. Yani benim artık bir beklentim yok. Benim beklentim insanlara aa amca ne güzelmiş dedirtebilmek. Ne oha vardı burada oha, şimdi? Evet, yani bu oha Özbek üzümü esas. Evet. Bu Özbek üzümü önceden çekiyorum. Bizim fıstık çekme makinemizde. Sütün içine atıyorum. Çıkartırken de kendilerini atıyorum. Onlar taş gibi oluyor sütün içinde soğukta. Onlar da kendi biliyorsunuz ben öyle topla değil. Top benim değil, bıçakla. Bıçak benim elimdeki bıçak. Yani ben dondurmayı keserek veriyorum. Niye oha dediler? Amca yani oha böyle güzel bir dondurma mı olur? Bunu da mı yaptın amca? Oha be amca. Ya eve götürdüm kardeşim bundan yedim. Oha abi bu ne dedi? Müşteriler bunu bana söylüyor. Ben müşterilerin söylediklerini söylüyorum. Çikolatalı, bal bademli onlardan tamam, verebilirim. Olur. En altta çikolata koymak gayet güzel oluyor. Oluyor en altta. Yoğun olduğu için mi? Evet. Ondan sonra bal badem, çikolata efendime söyleyeyim. En son meyveli dondurmalara yer veriyoruz. Hindistan cevizi koyuyorum. Tahin koyuyorum. Evet, gerçekten. Tahin ve Hindistan cevizi. Evet. Yani bayağı, burada da ceviz var efendim. Cevizi söylemedik. Baklava yaptığım cevizden. O da çeşit çok olunca bazen ben de şaşırıyorum. Evet doğru. Bakın burada. Bu nedir? Bu minnak küçük minnak çileklerden yaptığım, hanımların reçel yaptığı bir çilek. Efendime söyleyeyim. Bir de size burada en son şöyle limonla kapatalım. Zaten oha'yı yemiştiniz. Evet. Şöyle bir resitans yaptım vallahi size efendim. Süper. İyi yine mi böyle? Nefis tane evet, bir tane. O zaman onu helvalı yapacağım. Şimdi size helvalı yiyeceğiz. Tamam Arif amca. Okay. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi tadına bakacağım. Evet şimdi arkadaşlar burada oturduk. Bu arada böyle oturma yerleri var burada. Masa sandalyeler var. Sokağın içinde böyle L şeklinde hem tatlınızı alabiliyorsunuz. Hem dondurmanızı alabiliyorsunuz. Bir de orada çay ocağı gibi bir yer var. Oradan da çayınızı alıyorsunuz. Çok keyifli oluyor. Dondurmayı da görüyorsunuz. Tam bir rezidans yaptım dedi. Oldu. Ben neredeyse her dondurmasını tatmışımdır. Her tadını. O yüzden hepsini çok iyi biliyorum. Yani böyle yerken ağzınıza öyle yapay dondurma tadı gelmiyor. Vallahi buraya geldiğiniz aklınızda olsun. Ben bu aralar çok yemeye başladım. Şimdi Arif amca da geliyor, böyle onun sohbeti de çok iyi, insanlar onu görmek için de geliyorlar. Biraz da erkek ne zaman 6 gibi falan geliyor burada. 6-7 gibi burada oluyor normalde. Evet. Bu arada Arif amcamız bize ne getirmiş biraz? Şimdi bunun da tadına bakmazsak olmaz arkadaşlar, değil mi? Dondurmalı nefis bir irmik tatlısı. Sizin için bakacağım. Çok şey yedim ama sizin için her şey. Gerçekten. Şimdi şöyle bakın, dondurma buradan. Bu da böyle bak, yavaş yavaş. Bak. Oy 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 oy. Var ya. Şeyi de ah, gel Arif amca gel. Nasıl? Tam da senin irmik elvanı övüyordum. Evet. Nasıl sıcakta? Var ya, sıcak sıcakta. Çok güzel değil mi? Sen de yiyeceğim. Sen ben de yedim. Yok yok, birkaç şey sen al. Öyle anlaşmıştık. Beraber yiyeceğiz tabii. Değil mi? Ha şöyle. Allah. Nasıl yapmış usta? Güzel mi yapmış? Ya fena değil ya Arif amca. Vallahi efsane ya. Ben zaten senin her şeyini biliyorum yani. O yüzden ben başkaları da görsün diye geldim. Yoksa nefis yani. Bakar mısın? Tatlınıza helal edin. Çok hakkınızı geçiyor. Estağfurullah Arif amca, olur mu? Sen helal edin. Bir tane daha yapayım mı? Sen yer misin? Olur. Sana kaşık getireceğim. Nefis bir adam ya. Ben de bunu şimdi onun gazıyla da beraber bitireceğim büyük ihtimal. Çay da iyiymiş bu arada. Onu da influence edeyim size. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bana gerçekten motivasyon kaynağı oluyor. Yorum da yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.